Çor Gecesus'un gelişiyle birlikte tabii ki taraftarlar çok heyecanlı, beklentiler çok büyük. Transferler de başladı. Lincoln ve Bruma hamleleri geldi. Şöyle dışarıdan bir teknik direktör gözüyle şu an Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu nasıl yorumlarsınız? Evet, yani Jesus çok kariyerli bir teknik adam. İsmail Kartal ne kadar da başarılı olsa belli ki Ali Koç Başkan çok risk almak istemedi. O yüzden hani çünkü taraftarın beklentisi buraya çok daha kariyerli bir teknik adam. O riski almak istemedi. Yoksa bugün Ali Koç Başkan'a sorsanız İsmail Kartal'la devam etmeyi de düşünürdü. Ama Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası, heyecanı, işte kaç senedir şampiyon olamaması bu tarz belki yapılanmayı gerektirdi Ali Koç tarafından, Fenerbahçe tarafından. O yüzden hani ben İsmail Hoca'yı üzüldüm tabii bir teknik adam olarak. Bu kadar iyi giden, bu kadar puan ortalaması yüksek ve ikinci olmuş bir hedefte olmayan bir takım, ikinci olmuş bir takım yapması açısından üzüldüm ama bu işin pencerenin başka tarafı var. O yüzden ben İsmail Hoca gene Fenerbahçe'nin evladıdır. Gene sıkıştığında gelecektir. Jesus Hoca'yı ben açıkçası olumlu buldum. Hem kariyerle hem ikna, taraftarı ikna anlamında olumlu buldum. Şimdi ben tabii hem Lincoln'de hem Bruma, Lincoln Rizespor'a bir kiralık gelmişti. Evet. Çok daha genç zamanla gelmişti. Sol ayaklı bir oyuncu. Ama izlediğim kadarıyla çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Özellikle İrfan Can Kahveci ile beraber oynarsa ya da ayrı mı oynarlar, nasıl oynarlar onu Jesus planlayacak. Bence şuraya da çok dikkat çekmek lazım. 23 yaşında yanılmıyorsam Lincoln. Hedefi olan da bir oyuncu. Tabii. Yani bugün baktığınız zaman, oynattığınız zaman, Avrupa kupalarında oynattığınız zaman yarın size ekonomik anlamda getiri sağlayabilecek de bir oyuncu. O yüzden olumlu buluyorum Lincoln'u. Hem oyun zekası, oyun aklı anlamında, hem futbolculuk anlamında, hem de hedefleri anlamda kulübün. Bruma'ya gelecek olursak, Bruma da tanıdığımız bir oyuncu. Ama biraz o konuda ben açıkçası tereddütlüyüm. Neden? Yani Bruma'nın tabii ki Jesus Hoca tanıyor. Çok gençken onunla beraber çalışmış. Yani şimdi mesela bir örnek vereyim. Vedat Muriç de ben Giresunspor'da çalıştım. 21 yaşında çok daha böyle toydu. Evlat gibiydi ki hala o baba der, biz evlat deriz. Çok iyi çalıştık onunla. Çok bireysel çalışmalar yaptık, bu seviyeye geldi. Şimdi Bruma, o niye anlatıyorum? Bruma'yı da Jesus Hoca çalışmış. Tekrar onunla bir çıkış yapabilecek bir duruma gelebilir. O anlamda da hani orada Jesus Hoca'ya güvenmek lazım. Hani bakıldığı zaman gene milyon eurolar dönüyor tabii. Yani euronun bu şartlarda olduğunda milyon eurolar dönüyor. Ben program öncesinde biraz sohbetimiz oldu aşağıda. Özellikle Ahmet Akçan hocamı, birkaç tane daha isim sayabilirim. Futbol, Türk futbolu için özellikle çok dertlenen insanlar var. Ben de o konuda kendimi sayabilirim. Özellikle altyapı konusunda. Oralara biraz sonra da değiniriz. Buralara da değinmek lazım. Buralara da eğilmek lazım. Mesela Trabzonspor'u konuşacağız mı bilmiyorum ama tabii konuşacağız. Eren Elmalı diye bir oyuncu var evet, mesela. Evet. Şimdi ben bu oyuncuyu iki maç izledim. Özellikle canlı. Göztepe Kasımpaşa maçını canlı izledim. Daha önce de izledim. Mesela bu oyuncunun geçmişine baktım ben. Ahmet Hocam şey, U19'da 21 yaşında şu anda oyuncu. U19'da 3 sene önce toplasan 20 tane 25 tane maç var. Oynamamış çok. Bir Silivri'ye gitmiş kiralık 3. lige. Ondan sonra dönmüş Kasımpaşa'ya kiradan dönmüş. Geçen sene 6 tane maç, 4'ü ilk 11, 2 tanesi kupa. Çok süre almamış. Ama bu sene Sami Hoca'nın gelişi de belki Serkan Reçber'le belki onun için de bir avantaj oldu. Geldiler, oyuncuyu oynattılar. Ben canlı izlediğimde dedim ki bu oyuncu ümit vaat ediyor. A milli takıma seçilirse yakın arkadaşlarıma söylemiştim. Hani bunu futbol gözüyle görüyoruz. Yoksa ben ya söyledim de oldu diye söylemiyorum aslında. A milli takıma olabilir falan demiştim. Çocuk bir senede 25 maç oynayarak, ben kendi evladıma da onu örnek veriyorum. Bir senede 25 maç oynayarak Trabzonspor A milli takım yaptı. Yolu da açık. Onun için
Bu tarz değerlerimiz de var. Yunus Akgün gibi, tabii, Eren Elmalı gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi, Halil Dervişoğlu gibi. Bizde çok iyi potansiyeller var. Biraz sonra onları da konuşuruz inşallah. Tabii ki konuşuruz. Hocam size dönmeden bir haber ekrana getirmek istiyorum. Fenerbahçe'de tabii ki çok merak edilen konu var. Abdülkerim Bardakçı transferinin gerçekleşmemesi ve oyuncunun tabii Galatasaray'a gitmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri Mince Ekim takımda kalacak mı, kalmayacak mı? Konuyla ilgili bir haberimiz var. Hemen izleyelim, sonra devam edeceğiz. Evet, en çok merak edilen konulardan biriydi Mince Ekim ki Ali Koç da bizzat dedi ki takımda tutulması zor bir oyuncu ama Jesus'un Mince Ekim'i ikna ettiği söyleniyor hocam. Benim beklentim de kesinlikle o yönde. Ama izin verirsen ben de Erkan hocama bir hoş geldin tabii demek ki, tabii istiyorum. Ki. Yani onu burada görünce o kadar heyecanlandık ki. Yani bizim takımın Lincoln'u gibi oldu. Teşekkür ediyorum sana. Yeni transfer. Hocam bizde Türkiye'de alışkanlıktır. Yeni transferlere her zaman öncelik verilir. O yüzden sana öncelik verdim. Teşekkür ederim. Seni bütün futbol severler mutlaka çok yakından tanıyorlar. Ama yaşı daha genç olanlar belki futbolculuk dönemini hatırlamazlar. Sen benim gözümde her zaman futbolun emekçilerinden biri oldun. Hem teknik adamlığında hem futbolculuğunda. Yani futbolcu olarak Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de görev yaptığını hatırlatma ihtiyacı duydum. Teknik adamlık konusunda da futbolun emekçisi demek, gittiği her yerde Türk futbolunun iyiliği için, o hizmet ettiği kulübün iyiliği için veya çalıştığı futbolcuların gelişimi için hiçbir karşılık beklemeden emek sarf edendir. O yüzden bizde bu derece büyük emekler sarf edenler bazen karşılığını alamıyorlar. Şimdi bakıyorum Türk futbolundaki teknik adamları şöyle sayacak olursak, Fatih Terim boşta. Şenol Güneş boşta. Mustafa Denizli boşta. Doğru. Aykut Kocaman boşta. Sergen ya, böyle listeyi uzatabiliyoruz İsmail Hoca'ya kadar. Hocam şampiyonluk kazanan, başarılı olan hocaların hepsi boştaysa o yüzden senin boşta olmanı da ben doğal karşılıyorum. Ama bence çok güzel vurguladın. Bir teknik adam boşta bile olsa eğer futbola o adanmışlık varsa ki sende var. Takımları takip eder, futbolcuları takip eder. Tabii gelip geçici dönem. Yani hangi takıma giderse gitsin hem o takımı bilir hem de o takımın rakiplerini bilir. Evet. O yüzden bu dönemleri ben boşta kabul etmiyorum. Senin kendi gelişimin için şu an elindeki zamanı kullanma olarak görüyorum. O yüzden Allah gönlüne göre versin. Türk futbolunun sana, senin gibi düşünen hocalara da çok ihtiyacı var. Teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bir takımın başında göreceğiz seni. Mümkünse sezon başlamadan hocam. Arada girmek biraz daha zor. Zor, evet biliyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'ye geri dönecek olursak da Abdülkerim Bardakçı bence bu transfer döneminin en çok konuşulan yerli futbolcularından biriydi. Beşiktaş'ta adı anıldı. Fenerbahçe anlaştı dendi. Bu dönemde Galatasaray'a gitti. Ve bu süreç içinde Jesus Kim Min-jae'yi ikna etmeye çalışıyor bilgisi de geldi bize. Evet. İçimden bir ses diyor ki eğer Kim Min-jae'yi bunlar ikna etmeseydi Fenerbahçe ne yapar yapar Abdülkerim'i bir türlü alırdı. Çünkü Fenerbahçe'de şu an Kim Min-jae ile birlikte Serdar Aziz ve de Atilla Zalai var. Yani iki stoperle oynadıklarını düşünürsek de üç tane birinci sınıf stoperi var. Bu sanki ikna edildiğini gösteriyor bana. Ben en azından böyle yorumluyorum. Sanki hocam oraya araya gireyim. Tabii ki. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın hani gelen bilgiler öyle. Ne kadar doğru bilmiyorum ama istediği rakam yaklaşık 1 milyon euro, 18 milyon gibi bir rakam. Hani duyumlara göre doğru, konuşuyorum. Doğru, evet, öyle söyleyeyim. Biraz oradaki sistemi, standardı bozmamak adına işte İrfan Can Kahvecilerin aldığı rakamlar daha düşük bütçelerle olduğu duyumları var. Eğer öyle bir şey düşünülmüşse yani o da doğru bir hamle diye düşünüyorum açıkçası. Kimin kalması için sizin yorumunuz? Kimin kalması yani Kim çok iyi bir oyuncu. Evet. Yani inanılmaz bir oyuncu. Ben bugün Avrupa'nın her takımında oynayabilecek bir oyuncu. Hani ben ona bu kadar kendini kanıtlamamış ya da kanıtlamaya yeltenen oyuncuya bu kadar imkanlar tanınıyorsa Kim kendini kanıtladı. Çok iyi bir oyuncu bana göre. Ona biraz fedakarlık yapılmalı diye düşünüyorum. Yani şampiyonluk hedefleyen bir takımda Kim Min-jae'nin kalması çok büyük bir avantaj haline dönüşecek Fenerbahçe açısından. Mutlaka. Hocam futbolcular günümüzde artık kendi kariyerlerini de sportif yönünü de düşünerek karar veriyorlar. Evet.
Abdülkerim'le ilgili şu bilgiler geldi. Ya Fenerbahçe'de 3 tane kuvvetli santrafor var. Direkt rekabet içinde olacağı. Beşiktaş'ta stoper var. Evet. Stoper kalitesi Fenerbahçe'deki kadar yüksek değil ama orada 3 stoper oynayacak. Oynayabileceğim bir yere gideyim diye Fenerbahçe'yi düşünmemiş de olabilir. Ama Kim Min-jae benim kendi görüşümde Fenerbahçe bu sene her şeyi bir kenara koydu. Şampiyonluğu diğer kenara koydu. Diyor ki ben ne yapıp yapıp bu sene şampiyon olmalıyım. Evet. O yüzden Kim Min-jae'den de bu fedakarlığı istiyorlar. Eğer hele hele şampiyon olurlarsa bence Kim Min-jae hiçbir şey kaybetmez. Ki bu sene Şampiyonlar Ligi oynama şansı da var. Temenni ediyorum Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. Yani bir tarafta Şampiyonlar Ligi, bir tarafta Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Kim Min-jae'nin gideceği takımı bile olumlu yönde değiştirir.